Merhaba sevgili seyirciler, Biyetten Stüdyo programıyla tekrardan karşınızdayız. Çubuk'tayız. Çubuk, Organize Hayvancılık İktisat Sanayi Bölgesi'ndeyiz. Organize Hayvancılık İktisat Sanayi Bölgesi'nden biraz bahsetmek istiyorum. Burada belediye, kaymakamlık ve yatırımcıların öncülüğüyle oluşturulmuş bir besicilik organize bölgesi burada. Altyapısı hazırlanmış. Vatandaşlar geliyor buradan. Alıyorlar. Sabit projeler var tabii. Projeler üzerinden ahırlarını yapıyorlar. İşletmelerine kavuşmuş oluyorlar. Tabii burası teşvikli bir bölge olduğu için de tercih edilmesi muhtemel bölgelerden biri. Şimdi detaylarını Sayın Belediye Başkanımızdan alacağız. Baki Demirbaş'tan, Çubuk Belediye Başkanımız. Buyurun kendisinin yanına gidelim. Evet, selam, hoş geldiniz. Aleyküm selam. Hoş nasılsınız? Geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. İyisiniz ilçemize. İnşallah. İyiyiz, hamdolsun. Sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz, çok sağ olun. Evet, çok teşekkür ederiz. Siz de değerli vaktinizi aldık. Estağfurullah. Hem ilçemize hoş geldiniz hem de burada Mutlu Mahallemiz burası. Önceki ismi Delören, sonradan Mutlu Mahallemiz oldu. Burası organize sanayi bölgemiz, hayvancılık organize sanayi bölgemiz. Sizlere bugün burayı anlatacağız inşallah. Başkanım, ondan önce ben sormak istiyorum. Çubuk'tan biraz genel olarak bahseder misiniz bize? Çubuk, insanlar ne iş yapar, nüfusu ne kadardır? Gerek sanayi konusunda, gerek iktisadi konuda ya da sosyal konuda Çubuk'tan biraz genel olarak bahsetmek istiyorum. Tabii ilçemiz Ankara'mızın kuzeyinde, 90 bin nüfusu olan bir ilçemiz, güzel bir ilçemiz, doğal güzellikleri olan bir ilçemiz. İlçemizin geçim kaynağı tarım, hayvancılık. Ama son dönemlerde Yıldırım Beyazıt Üniversitemizin kurulmuş olması, öğrenci sayısının giderek artmış olması o önemli. Yine son dönemde önemli sanayi yatırımlarının alacak olması ve fabrikaların başlamış olması artık tarım, hayvancılık, sanayi ve eğitim şehri olma yönünde ilerliyor. Tabii tarım ve hayvancılık ana lokomotif. Vatandaşlarımız ağırlıklı olarak hayvancılıkla, tarımla, özellikle çubuk turşumuz biliyorsunuz artık ülke sınırlarımız daştı ve dünyaca tanınan bir ürün haline geldi. Ve kurulum sezonu da başladı. Tabii geçen sene de 14.sünü yapmıştık festivalimizin. Bu sene de inşallah süreci takip ediyoruz, bakacağız. Tabii hayvancılık ilçemiz açısından çok önemli bir ekonomik girdi ve önemli bir istihdam ve son dönemde nedir de yapıldı. Peki hayvancılıktaki hayvan varlığınız nedir çubukta? Evet, şu an kayıtlı 71 bin büyükbaş hayvanımız, 55 bin de küçükbaş hayvanımız var kayıtlı olan. Ve ciddi anlamda da bu sektör, girişimciler şu an yeni işletmelerle bu sektörü büyütüyor. Biz de memnun oluyoruz. Hem Türkiye ekonomisine katkı oluyor, hem istihdam sağlanıyor, hem üretiliyor. Bu bizim açımızdan, ilçemiz ve ülkemiz açısından da önemli bir gelişme. Buraya gelmek istiyorum başkanım. Bu organize besicilik, hayvancı iktisat sanayi bölgesi nasıl oluştu? Kaç yılında oluştu? Neden böyle bir karar aldı belediyeniz? Sizden önceki dönemlerde başladı yanlış bilmiyorsam. Evet. De. Tabii bunların burası şu an 250 hektarlık bir alan. 2006 yılında biliyorsunuz Esenboğa Havalimanı, Çubuk ilçemiz sınırlar içerisinde. Etrafında oluşmuş ahırlar, işletmeler, ruhsatsız olan vardı birçok. Bunları bir kayıt altına almak, etraftaki o görüntüyü, kokuyu kaldırmak adına burada bir organize sanayi bölgesi, hayvancılık organize sanayi bölgesi oluşturma kararı alındı. Valiliğimiz, büyükşehirimiz, belediyemiz, Kırmızı Et Üreticiler Birliği'miz, Sanayi Bakanlığımız, sonra Tarım Bakanlığımız tabii girişimleriyle bu 250 hektarlık alanda bir hayvancılık organize sanayi bölgesi oluşturuldu. Tabii süreç, kamulaştırma, altyapı süreçleri atlatıldı ve hamdolsun bugünlere geldik. Şu an burada 7 tane işletmemize ruhsat verdik. 6 işletmemizde biraz sonra gezeriz. İnşaata başladı. Bizim için sevindirici. İnşaatlar yükseldi. Bir tane arkadaşımız bitirdi. Artık hayvan koyma besleme sürecine de girecek. Ve talep artmaya başladı. Şu an 31'e yakında işletme sahibi bu işi yapacak vatandaşlarımız da burayla ilgili girişimleri var. Ve bu alan inşallah böyle organize hayvancılığın yapılacağı bilinçli bir şekilde ilçe ekonomimize ve ülke ekonomimize büyük katkı sağlayacak güzel bir çalışma, güzel bir alan diye düşünüyoruz. Başkanım, isterseniz içeride devam Buyurun. Edelim. Sıcaklığı da sizi çok yormuyordum. Evet.
Evet, burası idari kısım herhalde. İdari bölüm. Burası. Bu sene tamamlamış olduk. Buranın bütün bilgi işlem, elektrik, ısınma, gerek mobilya tasarım hepsi tamamlandı ve hizmet vermeye başlandı. Ayrıca girişte de görmüşsünüzdür artık güvenlikle korunan da bir bölge. Güvenliklerimiz var. Güvenlik sürekli olacak değil mi burada? Burada 24 saat gerek personel anlamında gerekse güvenlik kameralarıyla 24 saat kontrol altında. Bir de Şabanözü, Çankırı güzergahında olduğu için buradaki hem OSEB'nin korunması hem de yol güzergahı anlamında kameralar kayıt yapıyor. Jandarmamız, emniyetimiz 24 saat buranın denetimini yapmış oluyorlar. Yol güzergahında olduğu için. Başkanım bizi karşıladı, sağ olsun, sohbetimizi yaptık. Şu an içerideyiz. Projemiz de önümüzde. Detaylarını başkanımızdan almaya devam edeceğiz. Projemiz önümüzde başkanım. Detaylı olarak görebiliyoruz. Öncelikle şeyi sormak istiyorum. Bu organize ihtisas hayvancılık bölgesinin yönetim yapısı nasıl? Ondan biraz bahseder misiniz? Evet. Şimdi tabii idari binamızdayız. Biraz önce sahada CM'de de bulunduk. Organize sanayi bölgemizin bir müteşebbis heyeti var. Vali yardımcımızın başkanlığında kurulmuş 15 kişilik bir müteşebbis heyeti. Burada tabii vali yardımcımız Kaymakam Bey, belediye başkanı olarak bizler, büyükşehir, İKOP'tan arkadaşlar, il tarımda görevli arkadaşlarla kurulmuş bir heyet. Ayrıca yönetim kurulu, 5 kişiden oluşan bir yönetim kurulumuz var. Kaymakam Bey yönetim kurulu başkanımız, başkan vekili olarak belediye başkanımızız. İKOP'tan, yine valilik özel kalemden ve daire başkanı arkadaşlardan oluşan bir yönetim kurulu yapısıyla organize sanayi bölgemizin şekillenmesini ve işletmeye açılmasıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu yapı tamamlandıktan sonra mesela herhalde yönetim kurulu yapısı da değişmiş olacak değil mi başkanım? Bir süreç sonra. Evet. Buradaki işletmenin sayısı 3'teki ulaştığı zaman artık organize sanayi bölge yönetimi tamamen ortadan kalkıyor ve buradaki işletme sahiplerinin ve yerel yönetimlerin oluşturduğu bir yönetim şekliyle buradaki çalışmalar devam edecek. Şeyden biraz bahsetmek istiyorum. Buradaki sistem nasıl? Mesela kaç başlık ahırlar yapılabiliyor? Nasıl bir bedeller ödeniyor? Ondan biraz bahseder evet. misin? Şey sorayım. Kaç farklı tip proje var burada mesela? Şimdi girişte de söylediğim üzere 250 hektar üzerine kurulmuş bir organize sanayi bölgesi Mutlu Mahallemizde, ilçemizin kuzey kısmında yer alan bir bölge ve Çankırı yolu üzerinde, Şabanözü yolu üzerinde, ana yol üzerinde oluşturulmuş bir sanayi bölgemiz. Burada 92 adet parsel oluşturulmuş, 92 tane ve 3 çeşit işletme söz konusu. 100 başlıktan 57 tane, 250 başlık 32 tane, 500 başlıktan da 3 tane olmak üzere toplam 92 tane burada işletme alanı mevcut. Bu işletme alanlarını diyelim ben yatırımcıyım, gelip alacağım, 100 başlık bir yer yapacağım. Önce herhalde başvuruyorum. Burası bildiğim kadarıyla şunu söylemek istiyorum. Herhalde hibeli. Yani %80'i zaten hibeli. Yani %20'lik kısmını aslında vatandaş ödüyor evet, değil mi? Arazi bedellerini. Geçen yıllar içerisinde işletmecilerimizin teşvik amacıyla, işletmecilerimizin daha çok yatırım yapmalarını sağlamak amacıyla sağ olsun vekillerimize, o zamanki büyüklerimize konuyu ilettiğimizde konu Bakanlar Kurulu'na intikal etmişti ve o dönemde de gerçekten işletmecilerimize büyük bir avantaj sağlayacak şekilde şu karar alındı. Mevcut alanın %80'i hibe olacak şekilde ve kalan kısmı, %20'lik kalan kısmı da her yıl birer taksit olmak üzere 4 taksitte olacak şekilde, faizli şekilde işletmecilere verilmesi uygun görüldü. Tabii bu çok büyük bir imkan oldu. Evet. Bu imkan sağlandıktan sonra da vatandaşlarımızdan, işletmecilerden büyük bir rağbet de gördü. Şu an 92 işletmemizden 62 tanesi hali hazırda işletmeye kayıtlı olan üyelerimiz var. 30 yakın işte açıkta var. Buradan işletmeci, bu işi düşünen, bu işi yapmak isteyen tüm işletme sahiplerine, müteşebbis vatandaşlarımıza biz buraya bekliyoruz. Burayla ilgili talepleri olduğu zaman işleyecek süreçle ilgili arkadaşlarımız bizler bilgi veririz. Büyük bir imkan olarak
düşünüyoruz müsait. Bildiğim yanlış biliyorsam düzeltin lütfen. Herhalde 100 başlık bir işletme için 8000 metrekare. Evet. 250 başlık bir işletme için herhalde 12.000 metrekare, 500 baş ve üzeri bir işletme için de 20.000 metrekare bir alan. Alan oluşturuldu. Bunun fiyatlandırılması nasıl peki başkanım? Kuroki'de yapılıyor. Evet, burada bahsettiğimiz üzere hibelerin dışarısında kalan kısım metrekareye 10 TL civarında bir miktar belirlenmiş oluyor. Yani 100 başlık bir ahırı yapmak istediği zaman 8.000 metrekarelik bir alanda bunun başvuru ücretleriyle, katılım payıyla birlikte yaklaşık 110 bin TL gibi bir rakama tekabül ediyor. İşte 4 yıllık bir süre içerisinde de bu taksitlendirilmiş oluyor. Yani 110 bin lira desek, yani ortalama şöyle böyle 120-110 şey masrafta işte yıllık 22.500 lira, evet, gibi faizsiz şekilde bir rakamla ödeyebiliyor. Söz konusu oluyor girişimcilerimize. Büyük bir kolaylık sağlanmış oldu. Burada herhalde ekstradan ruhsat çıkartma sorunu yok. Çünkü organize olduğu için herhalde çet raporları her şey alınmış. Normal şartlarda benim bildiğim ruhsatlı bir işletme yapmak istiyorsanız zaten belediyelere başvuruyorsunuz. Evet. Görüş alınıyor. Çeşitli kurumlardan işte 10 veya daha üzeri kurumlardan görüşler alınıyor. İşte arşılar yatırılıyor. Zaten buradaki ödenen para benim gördüğüm kadarıyla yalnızca diğer başka dışarılardan aldığınız bir işletmenin ruhsat parasından bile daha makul bir fiyat. Kesinlikle. Yanlış mıyım? Çok büyük avantajlı bir durum. Vatandaşlarımız müracaat ettikleri zaman dediğiniz gibi hem rakamsal hem ödeme koşullarıyla ciddi anlamda yatırıma da uygun ve bu işi yapacak vatandaşlarımız için bence bulunmaz bir alan. Ruhsatla ilgili burası organize sanayi bölgesi olduğu için zaten çet raporları alınmış, altyapısı yapılmış. Efendim güvenliğiyle korunan, dışarıda alanı koruma bandı altına alınmış, ışıklandırmaları yapılmış, elektrik tesisatları güç şekilde ayarlanmış bir organize sanayi bölge alanı ve ruhsatı da bizim organize sanayi yönetimi olarak bizler veriyoruz. Vatandaşımız, işletmecimiz müracaat ettikten sonra 6 ay içerisinde bunun yapı ruhsatının hazırlanması ve onayıyla ilgili işlemleri yapması gerekiyor. Aldıktan sonra da 2 yıl içerisinde işletmeye inşaatını bitirmiş ve faaliyetine de geçmiş olması gerekiyor. Toplamda alındıktan sonra 2,5 yıl içerisinde, evet, bu işletmeyi tamamlaması gerekiyor. Tamamlanmış olması gerekiyor. Tamamlama durumda herhalde hakkı yanıyor. Çünkü hibeli bir yapı olduğu yani için. Burada çünkü görüşler alındığı için çet raporu diğer kurumlarla ilgili bir sorun yok. Ruhsatı da biz yönetim olarak OSEB'e verdiği için çok fazla o anlamda zaman kaybı olmaz. Vatandaşımızın artık bundan sonraki süreci kendisini takip ediyor. Başkanım, dışarıda mesela ben bir arsa alsam, yapmaya çalışsam ben bunu altyapı götüreceğim. Elektrik götürmek zorundayım. Hı. Ki şu an için Türkiye'de yani çok büyük sıkıntı elektrik. Ödediğimiz maliyetlerle. Ama burada her şey kapısının önüne bildiğim. Elektriği, şebeke suyu, bunun yanında dediğiniz gibi sürekli güvenlik işlemi faaliyete girdiğinde herhalde projenin içerisinde biyogaz tesisi de var. Yanlış mı biliyorum başkanım? Evet, burada bir biyogaz alanı da var. İnşallah burayla ilgili de ilerleyen zamanlarda buradaki kapasite arttığı zaman, hayvan sayısı arttığı zaman buna ilişkin de biyogaz çalışmaları da başlatılacak. İhale süreci başlanacak ondan sonra. Tabii, o süreçler de başlayacak. Gelip her şeyi buradan zaten alabiliyorsunuz. Yolları var, her şeyini yapmışsınız. Ulaşım ana yol üzerinde olduğu için ulaşım da uygun. Yani böyle güzel ulaşıma rahat bir yer, merkeze yakın bir yer. Ankara'ya zaten ilçemiz 40 kilometrelik bir mesafesi var. Yatırıma uygun bir alan. Hayvan pazarı da buraya çok yakın zaten değil mi? Evet, başka hemen yol üzerinde. Kilometre ileride. Hayvan pazarınız, ben daha önce hayvan pazarı programları çektim uzun yıllar. Yani bir 7 seneye yakın. Eski çalıştığım kurumda da burada da. Buraya da çok gelip gittim. Evet. İç Anadolu bölgesinin herhalde en hareketli pazarı diye biliyorum zaten. Kesinlikle. Çubuk canlı hayvan pazarımız İç Anadolu bölgemizin en canlı, en kapsamlı ve en hareketli pazarlardır. Perşembe günleri kurulur. Sabah 5'te hayvan girişleri başlar. Öğlen işte 10-11 gibi de artık pazar süreci tamamlanmış olur. Çok ciddi bir hayvan satışı olur. Talep vardır ve Kırıkkale, Kastamonu, Çankırı, Çorum, efendim Bolu, yani böyle civar illerdeki ben bütün... Ben Ağrı'dan bile hayvan gelir. Görmüştüm yani. Zaman geldiğim zaman ben de ziyaret ederim. Çünkü bizim çocukluğumuzda hayvancılıkla geçti. Hayvan pazarlarını iyi biliriz. Sabahın erken saatlerinde biz de çok gittik. Eskiden şehir merkezinin içindeydi. Merkezdeydi. Tabii artık orası
kapasite olarak orayı karşılaması mümkün değil. Şu an konforlu, rahat, vatandaşımızın da gayet memnun olduğu bir hayvan pazarımız var. Ziyaret ediyoruz. Dışarıdan gelen besin sahipleri, hayvan sahipleri arkadaşlar çok memnun kaldıklarını, hem hizmet yönünden hem fiziki koşullar yönünden çok memnun kalıyorlar. Biz de zaman takip ediyoruz. Eksiklerimiz varsa orayı tamamlıyoruz. Güzel bir alan orası da. Yani insanlar bilmiyor olabilir. Çubuk içerisinde mezbaha da var zaten. Yani. Tabii. Orası daha önce belediye işletmemize ait olan, şu an özel sektördeki bir hayvan kesim alanı var. Mezbahanemiz var. Orada da günlük kesimler oluyor. Hem kendi kesimleri hem dışarıdan özel kesimlerle belli kapasitede kesimler yapılıyor. Aslında tam besicilik yapacaklar için çok ideal bir organize, evet. Altyapısı hazır bir tesis. Kesinlikle. Yapabilirsiniz. Ondan sonra pazarınız zaten buraya herhalde bir 2 kilometre falan bir mesafede. Kesimhanesi, kesimhanesi de var. Kesinlikle. İki esnaflar da var biliyorum, çubuğun esnafları tabii, et tabii, konusunda çok büyük bayağı. Esnaflarımız var. Böyle üreten Ankara'ya, dışarılara, kurumlara büyük pazar sahibi, et veren işletme sahiplerimiz var. Biz bu sektörün gelişmesi için belediye olarak, kaymakamlık olarak, işte valimiz tabii, büyükşehir gerekli bütün katkıları vermeye çalışıyoruz. Çünkü ülke ekonomimiz içinde, Ankara'mız, ilçemiz içinde hayvancılık önemli bir sektör ve bu bölgelerde sadece tarıma dayalı bir bölge olduğu için daha modern yapılması, daha verimli olması açısından gerekli bütün desteği vermeye çalışıyoruz. Çubuk tarımda ve özellikle hayvancılıkta herhalde Ankara'nın diğer ilçelerine göre biraz daha sıyrılmış durumda değil mi? Yanlış mı diyorum? Tabii yani burası hayvancılık anlamında ciddi anlamda bir alan ve biraz önce bahsettim 71 bin yakın büyükbaş hayvan kaydı var. 55 bin küçükbaş hayvan ve kurban satış pazarı olarak da belki Ankara'da iddia ediyoruz. İlçeler arasında ilçemiz birinci sırada yer almıştır. 10 bin üzerinde belki hayvan kesiliyor. Bu kurban işte dönemi geçti. Bu yoğunluğu görüyoruz. 3 gün boyunca bütün Ankara'daki vatandaşlarımız buradan, dışarıdan işletmelerimizde ruhsat verdiğimiz, kesim ruhsatı verdiğimiz işletmelerde hayvanlarını kesmek için, kurbanlarını kesmek için geldiler ve 3 gün boyunca da ilçemiz gerçekten trafik yoğunluğu, insan yoğunluğu, hareketliliği oluşuyor. Bu da bizim için sevindirici bir olay. Tabii hiçbir aksaklık olmaması için de gerekli bütün tedbirleri almaya çalışıyoruz. Şu an bu sene 106 işletmeye 3 günlük geçici kesim ruhsatı verdik. Ve bütün işletmelerimiz de artık böyle profesyonelleşti. Gayet kesimleri düzgün, uygun. Zaten zabıtamızla, sağlık işlerimizle, temizlik işlerini sürekli denetimlerde bizler de yapıyoruz. İlaçlamaydı, diğer şeydi. Her vatandaşımızdan da Çubuk'taki kurban kesen vatandaşlarımız memnun kalıyorlar ve bir dahaki sene, diğer seneye de yanlarında başka kişiler de getirerek bu sektörü daha da büyütüyorlar. Yani geçen sene mesela biz 94 vermiştik. Bu sene 106'ya çıktı. Her geçen gün büyüyor yani. Yani insanlar da bakıyorlar ki şimdi alıcı için baktığınızda eskiden mesela hep şahit oluyorduk işte sokaklarda kesilenler, çok kötü görüntüler, kesinlikle, çevre kirliliği. Şimdi alan insanı, bir de pandemi sürecindeyiz. Alanlar da geliyor işletmede. Sosyal mesafelerini koruyarak tertemiz kesiliyor hayvanlar, tertemiz teslim ediliyor. Satan kişi de bakıyor ki bu hizmetin karşılığını alıyor. Paralelinde gidiyorlar, böyle işler kesinlikle yapıyorlar. Yani ben de yıllardır hani bu işin içindeyim, biliriz. Arkadaşlarımız var yapan. Burada kesen bir vatandaşımız dışarıdan, hani Çubuk halkının haricinde, Ankara'dan, diğerden. Ben başka yere gittiğini hiç görmedim. Ve yanında birilerini getirerek her geçen gün yıl büyüyor. Bu sektör büyüyor. Artık işletme sahiplerimiz de, kesim yapan vatandaşlarımız da bu işi artık daha iyi öğrendiler. Daha da onlar da geliştiriyor. Kesimhanenin yanında artık böyle soğuk hava depoları yapmaya başladılar. Çünkü vatandaşımız kendileri parçalama imkanı olmadığı için o soğuk haneleri atıyorlar. İşte onun düzgün şekilde parçalanması, bölünmesi şekliyle güzel hizmetler sunulduğu için her vatandaşımız büyük bir memnuniyetle ayrılıyor ve dediğim gibi her sene büyüyerek devam ediyor. Yani. Köylerinizden birkaç köyünüzde daha köylerinizde Kızılcam ama işte evet. Şabanacı şey ortaya yakın Çankırı köylerinde program çektim daha köylerinde, yaylalarda.
Orada da mesela şöyle bir kültür vardı. Şimdi oradaki yaylada büyüyen hayvanları insanlar alıp kesmeyi tercih ediyorlar kurbanlıkta. İşte biraz daha kapalı sistemden ziyade diyor ki yayladaki hayvan. O da bir kültür tabii ki. Son olarak başkanım, çok da değerli vaktinizi aldık. Birçok köyünüz var bildiğim kadarıyla. Sınırlarınız da bayağı geniş. Göçlüler var mı? Yani köyler biraz boşalmış durumda ama sizin Çubuk'ta herhalde bu durum çok söz konusu değil galiba. Bizim 77 tane tabii şimdi mahalle. Hı. Ama Büyükşehir Yasası'ndan önce köy vasfında mahalle olarak geçiyor. 77 tane köyümüz var. Tabii köylerimizde bu tarımsal işletmeler, tarım faaliyetleri devam ediyor. İşte belli alanlarda sebzecilik, sebze, meyve devam ediyor. Bir kısmında tarım, işte ekim, buğday ekimi devam ediyor. Özellikle Karagöl bölgemizde meyve üretimi, vişne, armut, elma, o önemli bir alan oluşturuyor dağlık bölge olduğu için. Ova kısmında bizim Esenboğa, Güldarpı, Yenice, arpa, buğday ekimleri, nohut ekimleri önemli bir alan oluşturuyor. Her köyümüzde böyle çalışmalar her geçen gün büyüyerek devam ediyor tabii. Tabii köylerimizin biraz daha teşvik edilmesi lazım. Özellikle bu yapılaşma konusunda, tarımsal işletmelerin yapılması konusunda bir kolaylıkların arttırılarak vatandaşlarımızı daha da cazip hale getirmek gerekiyor. Bununla ilgili de zaten siyasi büyüklerimize gerekli görüşmeler yapıyoruz. İnşallah bir çalışma da yapılacaktır diye düşünüyorum. Ben şahsım adına teşekkür etmek istiyorum başkanım. Değerli vaktinizi aldık. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir proje. Dediğiniz gibi Çubuk büyük bir ilçe. Özellikle tarım alanında çok önemli yere sahip. Besicilik anlamında, et anlamında. Markalaşmış aslında ama çoğu kişi bilmiyor. Bunun da gelecekte daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu yaptığınız proje benim takdirimde çok iyi. Benim de şahsı namıma bir yatırım niyetim var işin gerçeği söylemek i̇nşallah gerekirse. Hayırlı olur inşallah. Buradan yatırım yapmak isteyen insanlara da ben kendim davet edeyim. Çünkü çok mantıklı bir sistem. Değil mi? Başka bir yerde almış olsanız işte altyapısı, ruhsat masrafı zaten ödeyeceğiniz bedelden daha fazla bir miktara gelecektir. Değerli vaktinizi aldık. Çok teşekkürler başkanım. Ben teşekkür ederim. Belki dediğiniz gibi Ankara ilimizde ülkemizin diğer yerlerindeki vatandaşlarımız ilçemizde böyle bir yatırımdan haberleri olmayabilir. Şu an bahsettiğimiz üzere 30'a yakın bir boş alanımız var. Burada bu işi yapmak isteyen vatandaşlarımızı bizler de bekliyoruz. Altyapısıyla, elektriğiyle, enerjisiyle, güvenliğiyle, her şeyle hazır. Ruhsat kolaylığı var. Efendim ödemelere ilişkin bahsettiğimiz hibe ve taksitlendirme kolaylığı var. Gerçekten güzel bir alan. Bu anlamda önemli. Tabii Çubuk etimiz yıllardır meşhur, bilinen bir ettir. Tazeliğiyle, organikliğiyle ve dediğim gibi kurban sektörü her geçen yıl daha da büyüyerek devam ediyor. Ve inşallah biz Ankara pazarında, Türkiye pazarında et konusunda daha da yükselerek bu işletmeleri büyüteceğiz ve sahaya daha büyük hakim olacağımızı düşünüyorum. Ve inşallah projelerimiz arasında da satış yerleri, et satış yerleri, kombineleri yaparak vatandaşlarımızın direkt alım konusunda da projelerimiz gerçekleştirmek istiyoruz. Araya aracı koymadan direkt üreticiden tüketiciye doğru kesim yapılıp oradan alabilirler. Bunlar ilişkinde projeleri hazırlıyoruz. İlerleyen zamanlarda bunları gerçekleştireceğiz. Böyle bir tanıtımı yapılmasında sizler de aracı olduğunuz için ben teşekkür ederim. Size de kolay gelsin diyorum. Çok sağ olun. Organize Besi Bölgesi'nin Hayvancılık Sanayi İhtisas Bölgesi'ndeki turumuza devam ediyoruz. Şimdi bir yatırımcının işletmesindeyiz. Şu an inşaat devam ediyor. Ama büyük bir kısmını tamamlamış durumda. Yanımızda Dursun Ünal var. Kendisi Çubuk'un esnaflarındandır, zahirecidir aynı zamanda. Ama eski mesleği olan besçiliğe de bu şekilde başlamış oldu. Şimdi detaylarını alacağız. Dursun abi hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim. İyisin inşallah. İyiyiz. Onur ettiniz. Memnun Estağfurullah oldum. Biz de memnun olduk. Sizler de bizi. Dursun abi kendini tanıt bir. Ben Dursun Ünal. Ankara Kalecik Tavşancı Köyü'nde doğmuşum. Ve ilerledik zamanlarda Çubuk'a yerleşmişiz. Kaç sene oldu abi Çubuk'ta? 33-35 sene falan. O bayağı eskisin. Evet. Çubuk'ta da aynı yine hayvancılık devam ediyordu. 94'te bir hastalık çıktı deliden adı. O sene hayvancılığı bıraktık. Zahiriciliğe devam ediyoruz.
Zahirecilikte de şu anda devam ediyoruz. Hayvancılıkta devam ediyordu. Böyle işte yeniden OSB'ye. Peki buraya ne kadar oldu kaydolalı abi? 13 yıl oldu. 13 yıl oldu. Oldu evet. Ama inşaatına yeni başladın değil mi? İnşaatına tabii bu sene başladık. Neden burayı tercih ettin? Başka bir mesela dışarıdan bir arazi alıp da ruhsatlandırmadığında niye bir organize sanayinin içinde bir organize yok? Sanayi çubuğa yakın olması. Bir de hani güvenliği şusursu her yönden düzenli olur diye o konuda burayı düşündük. Şu an yaptığın inşaat kaç hayvanlık yapıyorsun? 500 başlık. Büyük 500 başlık. 500 büyük başlık için bu zaten herhalde 3 tip var. Bir 100 başlık, bir 250, bir de 500. Evet, 3 çeşit. Ne kadar bir metrekare? Uzunluk nedir? En nedir? Uzunluk 70.50, 70 metre 50 santim. Şeyde genişlikte 32 metre. Çift traktör yollu. Patok. Padok sistemi. Izgara sistem. Padok, ızgara sistemi. Daha önce hiç ızgara sistem kullandın mı Dursun? Yok, hayır. İlk defa yapacağım. Kara düzende eskiden. Kendimiz yapıyorduk. 40-50 mal yapıyorduk. İki kişi yani zor yapıyorduk. Burada kaç kişi çalıştırmak? Burada bir kişi herhalde bu işi götürüyor. Öyle düşünüyoruz. Yani olur zaten abi. Bir kişiyle evet. İşini çözersin yani. Traktör süren bir insan, bir de hayvancılıktan anlayan bir insan herhalde bizim burada işimizi görür düşüncesindeyim. Farklı proje yapabiliyor musun yoksa burada standart mı bu tip? Yani ızgara sistem olmak zorunda mı bu organizede? Organizede genelde ızgara sistemi istiyorlar. Yani biz de OSB. İşte onların o dedikleri bir şekilde projelerimizi çizdik. Onayladılar. Onaylayınca da biz de başlamış olduk. Ne zaman başladın abi? Üçüncü ayın üçünde başladın. Şimdi 8. ayın ortası. 5 ayı geçti. 5 aydır. Yavaş mı ilerledi yoksa sen mi biraz böyle? Yok. İyi ilerliyordu da bu pandemiden dolayı. Dörder günü, ikişer günü kapatmalar. Betonda neyi sıkıntı çektik. Ondan dolayı oldu. Yoksa şimdiye biterdi. Abi sorması ayıp da ne kadar harcadın? Ne kadar harcamayı planlıyorsun? Vallahi şu anda 2'yi geçti 2 milyon TL'yi. 2,5 falan herhalde olur. Kesin demeyeyim de. 2,5 milyonu falan mı olur? Evet. Ya Allah kolaylık versin. Yani sağ olun. Bu kadar emek var, yatırım var. Peki organizede sana yardımcı oluyorlar mı? Yani ruhsat konusunu herhalde... Ruhsat konusunda da eline geleni yaptı OSB. Zaten herhalde yani, ruhsatlı burası değil mi? Evet, ruhsatlı. Hayvanı nereden getirmeyi düşünüyorsun Dursun? Hayvan şu anda ithal düşünüyoruz. Eğer bir aksilik olmasa ithal düşünüyoruz. O da işte ithalda da bir 300 lira devlet alıyor. Fonu var. İnşallah Cumhurbaşkanımız da onu kaldıracak diyorlar. Yapar da yani kaldırır da. Kaldıracak diye bir söz var. Kulaktan duyma sözler. İnşallah kaldırır 300'ü. Peki yatırımcılar buraya geliyor mu? Tercih ediyor mu organizeyi? Normal şekilde tercih ediyor da eskiler tercih etmiyor. Eski bizimle yazılanlar yoklar yani. Kimisi bırakmış hayvancılığı. Hani kimisi de öldü, yuttu, gitti. 13 sene uzun bir zaman. Şimdi 14 aslında. Bu sene 14 de biz 13 dedik. Ondan dolayı eskilerden bir ben varım yapanlardan. Ötekiler hep sonradan o çıkanların yerine yapan arkadaşlarım şu anda yapanlar. Eskiden hiç yok. Bir tek ben varım. 13 yıl önce bekleyen. Gübre çukurum var. İşte karkas zorunlu herhalde. Gübre çukuru evet. Zorunlu bildiğim kadarıyla. Evet. Yan duvarlar perde, ızgara taban. Bunlar zorunlu projeler. Evet. Peki örnek aldığın bir yer oldu mu? Yani kimseden fikir aldın mı? Tabii örnek aldığım yerler vardı. Şeye gittim. Sincan OSB'ye gittim, gezdim. Oralar gördüm. Baktım hoşumuza gitti böyle yerler. Biz de onun için burayı düşündük yani. Şeyle yapamaz mıydın abi Avrupa Birliği projesi ya da kırsal kalkınma? Öz sermayeyle mi yaptın hep tamamen? Tabii öz sermayeyle yaptım. 1 milyon üzerinde bir şey kullandım. Yatırım kredisi Ziraat Bankası'ndan. O da herhalde 5 yıl vadeli değil mi? 7 yıl. 7 yıl vadeli. 2 yıl geri ödemesiz, 7 yıl vadeli. 1 yıl ödemesiz. Aşağı yukarı 6 yıl oluyor işte. Ondan sonra faizini ödüyoruz 2 yıl. Ondan sonra da şeyini ödüyoruz. Allah kolaylık versin abi. Şu an zor yani piyasalar. Sağ olun. Teşekkür ederiz. De işte yapacak da başka bir şey yok. İmkanlarımız dahilinde bunu yapacağız. Bir kere girdik bu işe. Girdik bu işin için yapacağız. İşte bundan sonra alanlar da iyi bizim için. Niye? Hayvancılık yapacak arkadaşlar alıyor. Eskiden yazılmış ama işte imkanlar el vermemiş. Yapamamışlar. Durum buzalınca yapılmadı. Biz 1-2 senede yapılacak diye başlamıştık buraya. Şimdi alacaklar kesin yapacak insanlar. Şimdi alacaklar kesin bu işi yapanlar alıyor. Bayağı bir satış olmuş herhalde. Oldu bayağı satış. 30'a yakın bir boşluk varmış herhalde. 96 işletme olacak. Tam o sayıyı bilmiyorum ama öyle aşağı yukarı. 90 şu anda. 99'du. Yok 109'du. Onun yeri yoktu. 99'a düşmüştü. 99'dan da işte herhalde yarısı yapar 50-60.
Yarısı yapar. Biyogaz tesisi yapılacakmış herhalde. Evet, biyogaz tesisi için sözleşme yaptık, imzaladık o sebeple. İnşallah onlar da. O zaman daha da rahat edersiniz. Çok rahat ederiz. Olmazsa zaten sıkıntı. Dışarı atmak büyük, yasak burada. Evet. Çok büyük gübre havuzu yapmıştınız ama. Evet, 500 metrekare. 500 metrekare. 5 metre derinliğinde. Temel kaç? 2,5 metre mi? 2,5 metre temeli. 2,5 metre temeli genişlikte var. Genişlikte temel. Abi üzerine apartman çıkarsın ya. Ama işte bura böyle yani. Yani mecburen. Bura değil, her şey tarafı değil abi. Oldu. Kendimizin dedik. Hani daha iyi yapalım dedik. Ustanın en iyisini, demircinin en iyisini sağ olsunlar. Tuttuk, çalışıyoruz işte bakalım. Şimdi iyi de yürüyor işimiz. Peki burası tamamlandığında ne kadar bir kredi değeri çıkabiliyor? İşte gelip şey, eksper nesil biçersek hali o. Sen 2,5 diyorlar. Sen şimdi 1 milyonu aldın. 2-2,5 da mesela tam olduktan sonra 2-2,5 liraya çıkıyor ya. Tekrardan başvurup kredini arttırabiliyor musun? Tabii arttırabiliyoruz. Ama şey olursa, teminatımız olursa. Ekstra teminat veriyor. Ekstra teminat olursa. Ya burayla şey yapmıyor. Tabii burayı neyse o yani yapıyorlar. Ama şimdi bizim arsamız da var burada. İşte arsa da 600 bin lira falan değerinde. Öyle mi? Tabii. Zaten arsaya 590 bin lira biçmişlerdi. Eksper. Bura gerçi sponsor, şey sponsor diyorum pardon. Şeyli. %80 hibeli zaten. Hibeli evet. Onun 100. 600 bin lira değeri arsana. Ha biz sipasyon uyguladılar. 120 lira ödedik. 120 lira. Ama şey eksper olarak 600 bin lira değer biçiyorlar arsamıza. Biçtiler de artık daha önce. 600 bin lira zaten değeri var. Bir de yapmışsın zaten. Tapumuzu da alırsak inşallah onu da. İnşallah. Tapu inşallah. Ne zaman çıkıyor? Nasıl çıkıyor? Bura şeyimizi verecekler. İskenderoğlu'muzu. O sebebi. Ondan sonra da tapumuzu verecekler. Peki bu işlere ne kadar para harcadın abi? İskender, ruhsattır, şeydir. Ya 50 bin falan bir şey yani. Öyle 50 bin lira şey da öyle çok da bir şey ama değil. Ama iskan işte daha bundan sonra başlıyoruz. Sigorta fazla biraz. Onları da yaparsak? Evet yaparsak o da inşallah iyi olacak diyoruz. Abi olur bir işte. Zahirecisin şey sormak istiyorum ya. Bu sene herkes arpa fiyatlarından, saman fiyatından şikayetçi ama. Yok o kadar da değil ya. İyi arpa fiyatları 1300 lira şu anda bizde. Altın da üstüne değerlerine göre yükseliyor. Ekinde 1900 lira. Sert, makarnalı. Geçen sene bu sezonda 1070 falandı galiba değil mi? 1050 miydi? 1025-1050 idi herhalde. Öyle olacak ben de hatırladım. 1000 liranın altında üstündeydi. Diyelim. Çiftçi de kazanması lazım, küresin diyor. Çiftçi de tabii kazanması lazım. 230 lira kadar da devletimiz veriyor zaten çiftçiye. Şey destekleme veriyor. Destekleme veriyor. Tamamını da yalan olduğu veriyorsa da şey değil. Bütünün hepsi mazudur, gübresi, desteklemesi. Çünkü ben kendim de çiftçi olduğum için oradan biliyorum. Ben senin köyünü biliyorum, Tavşanlı köyünü, Kaleci. Evet, çok güzel bir köyünüz var evet, aslında. Köyümüz çok güzel. İnsanlar da güzeldir, cana yakın. İyilerdir. Şey, peki neden orada yapmadın da buraya geldin? Bizim köyümüzde su olmadığından beri. Yayılım olabilir de yani su olmadığından yapmadım. Ben burayı düşündüm. Bölgede su var. Burada var. Suyumuz var, elektriğimiz var. Yani kapınıza kadar geliyor zaten. Güvenliğimiz var. Yolunuz yani var. Bir tane çöpümüz çalınmadı mesela burada. Daha önce çok hırsızlıklar olmuştu. Tabii hayvan hırsızlığı. Şeyimizi çok koymadık yok. Burada bizim elektrik kaplarımızı neyi hepsi okumuştu, götürmüşlerdi. Sonradan o sebebi yeniden yaptı. Öyle mi? Tabii. Ha, bir yaşanmıştı ya. Şimdi belki şu yollar kıyısında. Belli dini yapıldı oralar. Çok büyük paralar işte. Yani onun için şey gelince kalmadı o güvenlik gelince. Tabii güvenlik olunca şey olunca ileriye yönelik de yani hayvan baktığında da eskiden çok hatırlıyorum bölgede çok ciddi hırsızlıklar oluyordu evet. Şey yapıyordu. Yani Türkiye genelinde de çok duyuyoruz aslında. İşte bu Osebe'mizde Çubuğu Mutlu Köyü civarında. Çubuğa yakın olması. Kaç kilometre Çubuğa bura? Bura 11 kilometre. Bir şey değilmiş. Hayvan pazarı da var zaten. Yani. Yol döndüğümüzden öyle aslında 9-7-8 kilometre civarında. Hayvan senin burası yani. Tam. Ha benim burası işte dolandığımız için. Ha biraz dolanıyorsun. Yani yakın olsa 9 kilometre falan. Burayı özellikle mi seçtin Dursun abi yüksek? Yok, kurağa da çıktı. Kurağa da mı çıktı? Şansa. Hani genelde düze alırlar da seninki biraz yüksek. Şansa, şimdikiler düze alıyor galiba. Onlar beğendiği yeri alıyor. Kim çıktıysa onun yerini alıyorlar. Harfiyat, onlar bizden şanslılar. Harfiyat çok çıktı mı peki? Harfiyatı fazla yoktu ama taş çıktı. Kaya çıkınca kırdırıcı çalıştık bir gün işte. O da maliyetli oldu tabii. Biz 50 bin lira düşünüyorduk harfiyatı. 100 bine dayandı. Hadi ya. İşte yanılmışız, %50 yanılmışız. Olabilir abi yani ticarettir. Sen bu işin içindesin yıllardır evet, şeyde. Planladığın ekstra da şimdi bilemezsin şeyde ne kadar çıkacağını, yapacağını. Şey olacak mı peki burada atıyorum veteriner hizmeti, o tarz hizmetler olacak tabii mı? Tabii veteriner hizmeti olacak. Bütün arkadaşlarımız bir araya geleceğiz. Veteriner hizmetleri öyle devam edecek. Şimdi kaymakamlık, belediye, işte valilik gibi şey yönetim kurulu onlardan oluşuyor. Evet. Burası tamamlanınca herhalde sizin gibi sizlere geçecek. Sizlere geçecek. Geçince belli bir sayıyı yönetim bize geçecek. Biz de o zaman kendi aramızdan seçeceğiz birilerini. Daha
buradan anladıkları için daha iyi olacağını. Tabii yani. Yanınızdan kendi derdinizi kendiniz daha iyi anlarsınız. Tabii. Daha iyi ifade. Ya sağ olsun ÖSB de ilgileniyorlar. Yok ilgileniyorlar. Her derdimize koşuyorlar. Başkan Bey'le falan da görüştük. Kendisi de şey yaptı. Başkanımız da değerlidir, iyidir. Yani. Güzel bir proje. Yardımcı olur. Yani her konuda. İnsanlar için şey yap. Çünkü dışarıdan bir yer alsan 120 bin lira gibi bir rakama elektriğini bile getiremezsin belki yani. Evet tabii. Bura daha iyi oldu bizim için. Ha çubuğumuz da güzel bir yer. Yani hayvancılık da olsun, tarım da olsun, zahirecilik de olsun. Yani buğday pazarı. Ham maddede sıkıntı yok herhalde. Ham maddede sıkıntımız yok. Bu sene samanda biraz sıkıntı var. O ne olacak Sayın abi? Nasıl olacak? Bilmiyorum valla. İthal getirdiler herhalde. Cumhurbaşkanımız onu da düşünmüştür. Abi her şey ithal nasıl olacak ki? Abi üretim işte az olduğundan. Üretim az yani. Üretime biraz ağırlık verilmesi gerekiyor. Dolar da çıkıyor şimdi ithal diyorsun da o da ucuza gelmez. Evet. Sponsor oldular devlet. Devlet bir çare bulur herhalde. Bulur diyorum bir çare işte. Euro çok çıktı. İşte bilmiyorum Avrupa'dan getirecekler. Avrupa'yı nasıl yapacağız bilmiyorum. Hayvanı da oradan getirecek mi? Evet, Avrupa düşünüyorduk ama şu an bir 10 bin liraya yaklaşmıştır herhalde evet, bir hayvan. Bir hayvan 9200-9500 diyor. 2-3 gün önce hesap ettik. İşte 10 bine yanaşıyor. 300 de devlete var. Herhalde Cumhurbaşkanımız o 300'ü kaldıracak. Öyle sözler geliyor. İnşallah yani kaldırsa çok iyi olur. Kiloda 1 liraya tekabül eder nereden bahsediyor. 300 de çok büyük rakam. 500 balda 150 bin lira samanla alırız. Ve alacaksa böyle bir sene sonra almış olsa mesela mal çıkınca orada yani. Kesimden sonra evet olabilir yani. Yani. Şey ama şimdi baştan daha mal alamıyoruz. Bayağı bir besiciler de bu durumda zorda yani. Yerli dan almayı düşünüyor musun peki? Şu an düşünmüyorum yerliyle ama bulamasak hiç piyasaya döneceğiz. Orada da fiyat artmış herhalde biraz. Tabii şey olunca dolar alırtıracak. Millet hiç piyasaya döndü. Kurbandan da çıkınca kurbanlık alacaklar işte filan. Öyle oldu. Kurbanlık nasıldı abi peki? Çubukta bu sene çok kurban iyiydi. Bu sene satıldı. Hiç kalmadı millet kendine. Bayağı evet, zaman iyi değil gibiydi ya son zaman bittiydi yani. Biz onlara da yem verdiğim için kurbancılara herkes de getirdi parasını ödüyorlar bayağı. İyi yani. Sen peki hazır yem mi kullanacaksın kendin mi yapacaksın? Biz aileciye sorulacak soru bence budur. Evet. Ben bir kısmını hazır yem, bir kısmını da kendim ham madde alıyorum. Arpa filan, mısır filan da alıyorum. Kendim herhalde çoğunluğunu... Peki test mi yapacaksın? Yani benim hazırladığım ya da yemin evet, hazırladığı diye bir karşılaştırma yapacak mısın? Fabrikamız da iyi yani. Onlar da yaparlar, çalışırlar. Burada büyük yem fabrikaları var. Evet, bayağı da büyük çalışıyorlar. Ben de başka Ankara Tarım diye bir fabrikayla çalışıyorum. Sağ olsun yardımcı oluyorlar. Sen aynı zamanda ticaret borsasının yönetimindesin. Evet, ticaret borsası yönetim kurulu. Çubuk ticaret borsası yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda muhasebe üyesiyim. Orada da işlerimiz devam ediyor. Peki kaç kalem şeyiniz var? Kaç meslek grubunuz var sizin? Bizim 2-3 grup var yani. Biz besiciler var. Şey zahireciler var. En çok ağırlıklı bunlar turşucular var. En çok besici ve şeyler. En aktifler besici ve zahireciler zaten. Çubuk fabrika var ama öyle çok mesela ben Akyurt'tayken oraya göre biraz daha az sizin fabrikanız değil mi? Bizim burada nedense yani sivil kuruluşlar diyeyim. Çubuk bizim gelen belediye başkanımız ve fabrikalara şey bakmadılar. Sıcak bakmadılar. Ondan dolayı Akyurt'a kaydı. Bence daha iyi bir şey. Ben tarımcıyım. Ya benim fikrim burada sonrası, tarım alanı olsun. Burası tarım olsun yani. Evet. Çok aynen, büyük bir yüz ölçümüne sahip ilçeniz yani. Evet tarım olsun. Daha da biraz da emekli şehri oldu bizim burada yani bu arada. Evet nüfus da bayağı arttı. Fabrika olmayınca. Doğru nüfus da bayağı arttı evet, yani. Nüfus arttı 100 bini geçti. Kendi kendine artıyor. Yani fabrikamız ne yok. Doğru. Akyurt'ta bütün fabrikalarımız. Yalnız Akyurt'taki fabrikalarda Akyurt'ta kimse oturmuyor. Hep Çubuk'tan gidiyor zaten. Çubuk'tan yok Saray, taşıyorlar. Pursaklar, Çubuk buralarda yani. Evet Şabanözü'nde çalışan işçilerimiz var. Evet. Çankırı Şabanözü'nde. Durum öyle işte bu kadar. Allah kolaylık versin abi yani büyük yatırım, işte emek var, şey var. Allah, i̇şte Allah yardım etti buraya geldik. İnşallah Allah'ımız biraz daha yardım ederse hayvanı da koyarız bir ay iki ay sonra. İnşallah biraz da banka yardım olursa. Devlet yardım ediyor bu konuda. Ziraat Bankası yani, sağ olsun. Onların da bir protestörü var. Protest tutmayınca 1 lira vermiyorlar. Olması da gerekiyordursun abi. Çünkü eskiden yani, ben çok şey biliyorum yani işte parayı ödemeyenler, alıp kaçanlar, işte ipotek değerlerini yüksek gösterip işte paranın üzerine yatan. Bu da sonuçta çok milli oluyor, servet oluyor, yani. Evet. Gidiyor. En azından nizami olursa, herkese eşit olursa bir sıkıntı yok. Tabii muhakkak. Herkese de eşit yani. Herkese evet, sana neyse bana da o. Zaten bankalar da biraz daha böyle itinalı davranıyorlar. Abi de ben şuna inanıyorum. Yani ticarete giriyorsun, bu işlere girerken planlamanı iyi yapmalısın. Yani elindekini, avucunda ne var, ne yok. Tamamen bankaya güvenerek de bu işleri yapmak da çok doğru değil. Biraz
öz kaynağının da olması tabii, lazım. Öz kaynağımız var ya. Öz kaynağımızdan başladık ama ne kadar da olsa oraya olmayınca da olmuyor. Tabii. Kendi imkanımızla olmuyor yani, yetmiyor. Şu an konjüktürde... Tüm imkanlarımızı buraya verdik. İşte. Ne yaşın diyecek kazandıysak hep buraya yatırdık. Kalanla elimizde mal varlığımızı da teminat verdik. Peki abi, et fiyatları şu an düşük. Ne görüyorsun? Okuldan dolayısıyla düştü ama iyi olur inşallah. İnşallah. Daha iyi olacak diyorsun. Ben iyi olacak diye düşünüyorum. İki ay sonra yerine taşlar oturur herhalde. Oturur. Ama bu ticaret, bu hayat seni yaşlandırmamış Dursun abi. Hayat o işte maalesef. Yaşlandırmamış. Gayet iyisin valla. 62 yaşındayım. İyi maşallah. Durum öyle işte. Bazen benim oğlanlara öyle soruyorlar. Baba demiyorlar da abiniz nerede diyor. Abim mi diyorlar. O da oğlanların demek iyi olduğundan beni demek fazla üzmüyorlar. Aile içindeki üzmediklerinden ben geç kaldım. Allah herkes öyle evlat nasip etsin abi inşallah. Kaç çocuk var? İki oğlan var. İyi Allah bağışlasın. Torun torba da vardır inşallah. Var tabii. Biri 37 yaşında, biri 38 yaşında. Vay maşallah. Senin tamam Dursun abi. Senin dünyayla işin bitmiş artık. Zahiricilikle devam ediyoruz aynı. İyi. Biri buğday pazarında çalışıyor. Biri zahiri şeyde, çarşı merkezde. Arpa, nohut, fiil, buğday alıp satıyoruz. Un satıyoruz, hayvan yemi satıyoruz. Onların hepsi var yani. Tabii. Tarım ürünlerinin hepsi var aşağı yukarı. Siz sarma zamanı topluyorsunuz. Belli işte sonra. Sonra işte çalıştığımız fabrikalarla takas şeklinde oluyor aşağı yukarı. Ekin veriyoruz, yem geliyor, un geliyor. Ekin veriyoruz, şey geliyor. Bir şeyler işte durum böyle gidiyor. Dışarıdan şimdi gelen ne yaptığımızı çok anlamaz diyor ne? He. Durum öyle. Arpa vallahi veriyoruz yemciye. Geçmen ikisini de aynı yerden alıyorum. Bunu da yemi de. Sağ olsun iyi bir arkadaşımız. O da bir şey. Peki kendin bir rasyon hazırlamaya kalksan kaça mal edersin? Mesela atıyorum mısırını, arpasını şu anki fiyatlarda bir kilosu kaça gelir sana? Valla çok büyük bir fark edeceğini tahmin etmiyorum. Fabrikayla aynı rakamlar. Neye bir fark eder acaba? 200 lira kiloda. Yani kiloda 20 lira, kuruşa falan tekabül eder yani. Evet. Kiloda. Aslında çok da bir şey değil. Ya, aşırı bir şey değil. Onun için depolama yapman silaj lazım. Silaj falan yedirsek işte onu tam bilmiyorum. Silaj biz yedirmedik. Bizim günümüzde silaj yoktu. Silaj ne durumda olur bilmiyorum. Şimdi veriliyor ama işte nasıl başlarsan öyle gidiyor. Kimileri mesela besinin ilk 2 ayında, 3 ayında veriyorlar. Kimisi sonuna kadar devam ediyorlar. Şimdi saman fiyatlarının pahalı olduğu ortamda silaj biraz daha uygun. Bence verilir mi? Verilir. Evet. Tabii fiyatı yani, düşürmek için verilir. Tabii fiyatı düşürmek için vereceksin. Çünkü saman herhalde küçük balya bildiğim kadarıyla burada 80 kuruş gibi bir şeye getiriyor. Evet 80 getirdik kuruş. Yani tonunda 800 liraya falan tekabül ediyor. Arpaya yakın fiyat. Arpaya yakın fiyat. 1300 lira arpa... 800 lira da saman, bakarsan hiç besleyiciliği yok, şeyi yok. Evet, evet. Bir sene hatırlarsın herhalde 2012'ydi, samanın içine arpa katıyorlardı. Saman ekin daha katıyorlardı. İşte ekin katıyorlardı, ekin. Daha pahalıya geliyordu. Ekin tabii, 4-5 çuval adam katıyormuştu köyden, geliyordu, alan da seviniyordu, satan da. Ya herkes razıydı bu durumda. Ekin 1000 liraydı, aman saman 1000 liraydı o zaman, 600 liraydı. 600 lira, neredeyse 2 katına yakındı. Maalesef. Ama bu sene ben yemde düşünüyorum. Master yem düşünüyorum. Hmm. Yani biraz daha az şeyle. Fabrika yemi düşünüyorsun yani. Tek yani. Bu sene azıcık öyle düşünüyorum. Evet olabilir. Yani şeyde... Şimdi kalemlere fazla gitmezsek, tek bir kalemde gidersek... Evet onlar... Biraz daha biz rahat oluruz. Bir de değil mi? Onun için ayrı... Yani sen zahirecisin ama normal bir işletme için depo yapması lazım. Şimdi arpasını alması için depo yapacak. İşte bunu ya kıracak ya ezecek. Onun depomuz var iş yerimizde. Onun depo senin orada var ama şimdi ben dışarıdan yok. Gelen adamın yok. Biz işte orada ezdireceğiz, bunu getireceğiz. Kahvaltıda bitirir mesela şeyimize, yem depomuza yıkacağız. Bitirir de kepek mesela örnek olarak. Böyle devam ettireceğiz. Flex arpa kullanılıyor mu ya? Ben onu sormak istiyorum. Besiciler hiç, yani sizlerde var mı burada flexi, şu fleki yapıyorlar ya? Yok ya bizde yok. Onu bir ara düşündü arkadaşlar flexi açalım falan yapalım bir yere. Bir şeyler yapalım olmadı. Onu çok iyi diyorlar. Ben çok burada büyük. Olmaz mı? Gitmez mi? Niye hiç yapmıyor? Gider aslında bizim burada gider yani. O çok yarıyormuş mal. Sen ticaret borsasının yönetiminde misin? Bence borsa olarak böyle bir şey yapılabilir. Çünkü ben onun çok faydalı olduğunu gördüm. Sindirilebilirliği de yüksek. Yani aslında besici ya da hayvancılar öyle tüketse daha iyi olur diye düşünmekte. O zaman ben de ilk toplantıda bunu ticaret borsasında dile getireyim. Arkadaşlarla görüş inşallah. Olur o da olur. İnşallah abi. Çubuğumuza da bir şey kazandırmış olur. İnşallah ya bence de yani şey sorayım abi son olarak. Şu padokların eni boyu nedir? Yani kaç hayvan atmayı düşünüyorsun? Narık ne kadardı? 5'e 6. 5 metreye 6 metre yaklaşık. Evet şöyle 5. 30 metrekare ortalama 9-10 hayvan herhalde değil mi? Evet.
aslında 8 daha iyi diyorlar. 8 daha ideal, evet. Yani i̇deal. Çok da sıkıştırmamak lazım. Avrupa Birliği standartlarına bakarsan 4-4,5 metrekareye bir hayvan falan düşüyor. O biraz daha geniş oluyor ama bizdekiler biraz sıkıştırıyoruz. Bizim insanlarımız biraz öyle bir özelliği öyle var. Işte, o da sonra rahatsız oluyormuş. Yani ben daha şimdi böyle sisteme yeni geçtiğim için zaman gösterecek. İşte soruyoruz. 7-8. Bir kısmı 8 at diyoruz. Bir kısmı 7. Bazı arkadaşlarım da diyor ki 10 at nasıl olsa zayiat veriyor. O kendiliğinden düşer diyor. Ben de diyorum ki belki bir de o zayiat vermez. 10 tane de. Belki 8 belki tane zayiat vermiş. Belki zayiat verir. Bu da birbirine katınca da sıkıntı oluyor. İstemiyor birbirini. Abi şey mesela 13 senedir yapmıyorsun ya. 13 seneden ne değişmiş bugüne? Çok şeyle değişmiş. 13 senedir bıraktık şey ettik de biz. Yok ben yapmayalım 94'te bıraktım. 26, oo, sen bayağı 26, olmuş. 26 sene olmuş. Ben Asses hayvancılığı bırakalı 26 sene olmuş. Yani buraya yazılalı 13 sene oldu. Çok şeyler değişmiş. Allah kolaylık versin. Hanımla ikimiz bakıyordu. 40-45 malımız vardı. İnanır mısın ikimizin de canı çıkıyordu. Altına, şimdi burada 500 hayvana bir adam bakacak. Şimdi cennet diyorum ben. Teknoloji iyi bir şey. Dursun abi ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Bizi konuk ettin. Bu arada eski işletmende de bir yangın çıkmış herhalde Eskişehir'de. Geçmiş eski olsun. Eski Besi Çiftliği'nizde. Besi Çiftliği'nde. Seni de meşgul ettik. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Bizi onur ettiniz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize de. Biz teşekkür ederiz. Sağ olasın abi. Oldu. İyi günler. Bir program daha sonuna geldik. Çubuk'taydık. Organize hayvancılık bölgesindeydik. Güzel bir bölge. Yatırım yapmak isteyenler için bence çok mantıklı. Burada 3 tip proje var. 100 başlık, 250 ve 500 başlık olmak üzere 3 farklı çeşitte yapabiliyorsunuz. Altyapısını hazırlamışlar. Yolu, elektriği, suyu, her şey kapınıza kadar geliyor. Fiyatlara baktığınızda da makul bence. 100 başlık bir işletme için işte 100-110 bin lira gibi arsa bedeli ödüyorsunuz. Bunun üzerine de çok ruhsatlandırma gibi maliyetiniz çıkmıyor. Bir isken misken alıyorsunuz. Normal bir arsa alsanız, buna elektrik, altyapı getirmeye kalksanız fiyat emin olun daha yukarıya çıkacaktır. Burada dediğim gibi her şey ayağınıza geliyor. İşte gübre buradan alınacak, biyogaz tesisinin ihalesi de yakında yapılacakmış zaten. Yapılacak, hayvan pazarı var, mezbahası var, her şey var. Benden naçizane tavsiyem insanlar burayı değerlendirsin diye söylemek naçizane benim tavsiyemdir. Bir dahaki programda karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.